Mısır'da son dönemde gerçekleşen olaylar, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Son günlerde tüm dünyanın gözü Mısır'ın üzerinde. Çünkü Mısır halkı tarihinin en karışık dönemlerinden birini yaşıyor. Çatışmalar tüm hızıyla devam ederken 2 milyon protestocu meydanlara çıktı. Mısır'da yaşanan bu olayların ve 1981'den beri Mısır'ın yönetiminde bulunan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in fiziksel özelliklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tüm detaylarıyla tarif edilmiş olması ise son derece hayret vericidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında Mısır'da zuhur eden alaca karga. Abbasi Horasan'a ulaştığı zaman şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler alaca karga Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder. Şimdi izlediğiniz resimlerde de çok açık bir biçimde görüldüğü gibi saç yapısı, gözlerinin şekli, bakışları, yüzündeki ifade, burnundaki ve ağız yapısındaki detaylar ile Hüsnü Mübarek'in yüzü belirgin biçimde kargaya benzemektedir. Ayrıca hadiste verilen diğer detaylar da bu tarifi desteklemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsın fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir. Bahsedilen Lulin kuyruklu yıldızı 2009 yılı Şubat ayında dünyaya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle hadisin içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır'da zuhur eden alaca karga benzetmesi Hüsnü Mübarek'e tam olarak uymaktadır. Çökük burunlu. Mısır'da Kureyş'ten bir adam çıkar. Çökük burunludur. Mağlup olur ve mülkünü zail eder ve Rum'a kaçar. Resimde de görüldüğü gibi Hüsnü Mübarek'in burnunda aynı hadiste tarif edildiği şekilde açıkça fark edilen bir çökme vardır. Kendisine karşı geleni yok eden bir Arabi, karşı geleni yok eden uzun boylu, çok kuvvetli, geniş omuzlu bir Arabi başa geçecek. Bu hadiste bildirilen detayların her biri de yine aynı şekilde tam olarak Hüsnü Mübarek'e uymaktadır. Örneğin Hüsnü Mübarek uzun boylu olmayı Cumhurbaşkanlığı şartlarına ekletmiştir. Kendisi de tıpkı hadiste belirtildiği gibi uzun boyludur. Hadiste belirtilen bir başka özellik ise bu kişinin kendisine karşı geleni yok etmesidir. Nitekim Mübarek, devlet başkanı olduğu seneler boyunca halka ve özellikle de Müslümanlara yaptığı zulümlerden ve diktatör yönetiminden dolayı son firavun olarak anılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bu kişinin bedenen kuvvetli ve geniş omuzlu olduğundan da bahsetmiştir. Gerek askeri geçmişi, gerekse kendisine ait 25 bin kişilik bir ordusu olması sebebiyle zahiren kuvvetli olan Mübarek'in bedenen de kuvvetli ve geniş omuzlu olduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce aralıksız devam eden fitneler. Henüz bir tarafta sönmeden diğer tarafta alevlenen fitneler görülecek ve semadan bir münadinin emriniz filan nedir şeklindeki nidasına kadar böyle devam edecektir. Fitneler arka arkaya devam eder. Ne zaman bitti denilir, yine de devam eder gider. Mısır'da son dönemde yaşanan olaylar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde meydana gelen bu fitnelerden biridir. Kılıçla çatışmaya dönüşen fitneler. Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder. Ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar. Mısır'da yaşanan olaylarda da mübarek taraftarları protestoculara saldırmaya başlamış, bu saldırılarda bıçak ve satır kullanmışlardır. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi. Fitneler ancak Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle sona erecektir. Onunla, Hazreti Mehdi aleyhisselamla da fitneden kurtulacaklardır. Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek, "Ey insanlar! Emriniz artık Mehdi'dir demesine kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerine göre
fitnelerle dolu bu korku ve şiddet içeren karanlık dönemin ardından Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır.